Adaletin İş Yüzünden hepinize merhaba. Bu hafta programımızda geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı nedeniyle Antep'te özellikle Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki farklı iş yerlerinde çalışan işçilerin yaşadıklarını konuşacağız. İşçiler programımıza yanıtlanması için bazı sorular gönderdiler. Bu sorulara Murat Özveri'den yanıt alacağız. Çalışma Ekonomisi Doktoru Avukat Murat Özveri ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Herkese merhaba. Şimdi başlayalım isterseniz ilk soruyla. Şöyle bir soru var. Yoğun kar yağışı nedeniyle işe yürüyerek gitmek zorunda kaldık. İşe gelmek zorundasınız diyorlar ama servisler çalışmıyor. Böyle bir durumda işe gitmek zorunda mıyız? Gitmezsek dedikleri gibi işimizden olur muyuz diye bir soru var. Şimdi kar yağışı işe gitmeyi engelleyecek boyutta bir yoğunlukta yağmışsa bu iş hukuku açısından zorlayıcı nedendir. İş hukuku zorlayıcı ve zorunlu neden diye ikili bir ayrım yapar. Zorlayıcı nedenlerle işçi işe gidemezse ya da zorlayıcı nedenlerle işçi işe gitmesine rağmen işveren iş veremezse işçiye bir haftaya kadar yarım ücret ödenmesi gerekir. Bu durum bir haftayı geçmediği sürece işverene de işçiye de fesih hakkı veremez. Yani kar yağdığı için zorlayıcı nedenle gidemediği için işçi işverenin geçerli ya da haklı fesih hakkı söz konusu değildir. Eğer işveren feshederse bu geçersiz ve haksız bir fesih olacak demektir. Servis araçları çalışmıyor, yürüyemiyorsa, gidemiyorsa pardon işçiler ve kar işçilerin iradesi dışında, işverenin de iradesi dışında yoğun, normalin üzerinde bir yoğunlukta yağması durumunda zorlayıcı neden olarak kabul edilir. Zorlayıcı nedenler işçinin ve işverenin iradesi dışında gelişen, işçinin iş görme edimini, işverenin de işi kabul ya da iş verme edimini yerine getirmesini engelleyen dışsal faktörlerdir. İş yerinin içinden kaynaklanmayan dışsal faktörlerdir. Kar yağması nedeniyle işe gidemeyen işçi yarım ücretini isteyebilir gidemediği günler için bir haftaya kadar. Ancak işveren tarafından bu durum geçerli ya da haklı fesih sebebi yapılamaz. Hatta servis araçları olduğu yerde biraz daha farklı da yaklaşmak gerekir. Bana göre servis aracıyla işveren işçiyi işe götürüp getirmeyi üstlenmişse, işçi servis aracının kalkacağı yere gitmesi koşuluyla, oraya kadar gitmiş olmasıyla birlikte aslında işe gelmiş demektir. İşveren açısından zorlayıcı bir neden başlıyor demektir. Evet. Ama anladığımız kadarıyla geçtiğimiz hafta işçiler servis araçları olmadığı için yani uzun bir mesafeyi yürüyerek gidip gelmek zorunda kalmışlar. İkinci bir soru. Şimdi bu zorlu kış aylarında fabrikada çalışmak zorundayız ama kar yağışından dolayı bize izin veriliyor ve aylığımızdan kesiliyor. Biz kesinti yapılmasını istemiyoruz. Buna hakları var mı? Aslında işçilere ücretsiz izin kullandırılıyor anladığımız kadarıyla. Buna ilişkin ne söylemek istersin? Tümüyle yasa dışı bir uygulama. Böyle bir hakları yok. Hele işçi işe gitmiş, çalışmaya hazır beklediği halde eğer iş verilemiyorsa ya da hiç gidememişse bile bir daha söylüyoruz. Bu zorlayıcı nedendir. Zorlayıcı nedenlerde işveren ancak yarım ücret ödemek zorundadır. Hiç iş verip vermemesinin önemi yok. Yarım ücreti ödemek zorundadır. İşçinin zorlayıcı nedenlerle işe gidemediği ya da gitmesine rağmen işverenin iş veremediği durumlarda işçiyi işveren gönderirse yani evine giderse bunu yıllık izinden kesmesi de hukuka aykırıdır. Yalnız şöyle bir parantez açayım burada. Zorunlu nedenle zorlayıcı nedenin tarifi konusunda iş hukukunda bir fikir birliği yok. Hakim olan görüş, benim katılmadığım görüş diyor ki zorlayıcı neden zorunlu nedenleri de kapsar. Bu arada zorunlu neden derken kastettiğimiz olay işte elektrik kesintisi, doğalgazın olmaması gibi iş yerinden, işletmeden kaynaklanan işverenin iradesi dışında hammaddenin zamanında gelmemesi gibi üretimi engelleyen faktörlerdir. Bunlara zorunlu neden deriz. Bakın zorlayıcı nedenler ise iş yeri dışında gelişen nedenlerdir. Şimdi dolayısıyla İş hukukunda Yargıtay dahil hakim görüş zorlayıcı bir nedenin zorunlu nedeni de kapsadığı, böylesi bir durumda işçiyi işe gönderen işverenin telafi çalışması yapılmasını isteme hakkına sahip olduğu savunuyor. Ben aksini savunuyorum çünkü telafi çalışmasına ilişkin maddede açıkça
zorunlu nedenden bahsetmiş ve örnek verilmiş. Ham madde yokluğu, elektrik kesintisi gibi işletmeden kaynaklanan, işverenin istemediği, işverenin kusuruna bağlı olmaksızın gelişmiş ve üretimi engelleyen faktörler zorunlu nedenlerdir. Zorunlu nedenlerle işveren iş vermez ise işçinin telafi çalışmasını yapılmasını isteyebilir. Ama zorlayıcı nedenler üzerinden bana göre telafi çalışması istemesi hukuka aykırıdır. Hele hele bu sürelerin yıllık izinden kesilmesi baştan sona hukuka aykırıdır. Hiçbir tereddüt yok. Yıllık izinden kesilemez bu süreler. Peki. Tam da aslında bahsettiğiniz yere ilişkin bir soru var. Şimdi 20 saat çalıştık, eve yürüyerek gittik. Ertesi gün işe gitmeyeceğimiz için çalıştığımız süre, yani mesaiden sayılamaz. Bu 20 saatlik sürede çalıştıkları süre mesaiden, fazladan çalıştıkları sürelerin mesaiden çalışmayacağını söylemiş. İşverenler bunu yapabilirler mi deniyor. Yani bir taraftan bir telafi çalışma meselesi de var. O da bir sonraki soruda ama. Şimdi 20 saat çalışmış, 24 saat çalışmış bu işçiler. Ertesi gün doğal olarak işe gidememişler. Bu süreçte mesai sayılmalı mı? Şimdi hiç kuşku yok. Bakın günde 11 saatin üzerinde işçinin çalıştırılması açık kesin bir şekilde yasaktır. Bu ancak olağanüstü nedenlerle fazla çalışmaya girer. Yani fazla çalışmalar dahil günlük çalışma süresini 11 saatin üzerine işveren uzatamaz. Ama bunu varsayalım ki olağanüstü nedenlerle fazla çalışmada bu 11 saatlik sınırlama, işte arızanın olması, büyük bir arızanın gidermek için çalışma süresinin uzaması gibi olağanüstü nedenlerle fazla çalışmaya girer. Haftalık çalışma süresini 45 saati doldurup doldurmadığına bakılmaksızın bu 20 saatlik çalışmada 11 saatin üzerindeki 9 saatlik çalışma karşılığında işverenin fazla çalışma ödemesi gerekir. Dolayısıyla bu süreyi fazla mesaiden saymama gibi bir lüksü işverenin yoktu. 41. maddeye açıkça aykırı bir uygulama söz konusudur bu durumda da. İşçilerin ertesi gün işe gidememesi yine biraz önce söylediğimiz gibi zorlayıcı nedenlerden kaynaklanan bir durumdur. Zorlayıcı nedenlerle işçinin işe gidemediği süreler çalışma sürelerinden sayılır. Dolayısıyla herhangi bir ertesi gün gelmedim ben bunu buna mahsup ediyorum deme hakkı yoktur. Zaten zorlayıcı nedenlerle gidemeyen sürelerde çalışma süresinden sayılacağı için işverenin fazla çalışma ödemesi ve işçinin ertesi gün işe gidememesi nedeniyle yarım ücret ödemenin dışında herhangi bir kesinti yapma hakkı yoktur. Yani işçilerden gelen bir son soru. İşe gidemediğimiz günler için bize önümüzdeki günlerde, pazar günleri de dahil olmak üzere telafi çalışması yaptırılacağı söyleniyor. Yani buradan şunu sormak istiyorum. Telafi çalışması hangi durumlarda yaptırılabilir? Böylesi bir durumda zorlayıcı nedenlerle işe gidilmediği takdirde işçilere telafi çalışması yaptırılabilir mi? Bana göre yaptırılamaz. Ama Yargıtay uygulamasını esas aldığımız zaman Yargıtay biraz önce de söylediğim gibi zorlayıcı nedenlerin zorunlu nedenleri de kapsadığı doğrultusunda bir yorum yaptığı için sadece Yargıtay ile değil iş hukukunun kahir ekseriyeti böyle yorumluyor zorlayıcı ve zorunlu nedenleri. Bu nedenle telafi çalışması yaptırılabilir. Bir daha söylüyorum. Yargıtay uygulaması açısından söylüyorum. Doğal olarak da uygulamayı şekillendiren benim söylediklerim değil Yargıtay uygulaması olacaktır. Ben aksi görüşü savunmaya devam edeceğim. Bana göre de haklı. Burada parantezi kapatıyorum. Şimdi telafi çalışmasının koşullarının var olduğunu kabul edecek olursak, yani hakim görüşe göre zorlayıcı nedenlerin, zorunlu nedenleri de kapsadığı, kar yağışı nedeniyle işe gidemeyen işçilerin yapılan tatili telafi çalışmasıyla kapatmaları söz konusu olduğunda dahi, telafi çalışmalarının nasıl yapılacağını düzenleyen 4857 sayılı İş Yasası'nın 64. maddesi açık net ifadeyle tatil günlerinde, bakın dikkat edin, tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamayacağını düzenlemiştir. Dolayısıyla işçinin hafta tatilinde, genel tatillerinde telafi çalışması yaptırılması dinlenme hakkına açıkça müdahale niteliğindedir. Dinlenme ücretli dinlenme hakkı üstelik anayasal temelli bir haktır. Ne işverenin keyfi iş organizasyonun dayanak gösterilerek ne de kar yağdığı gerekçe gösterilerek tatil günlerinde işçiye telafi çalışması yaptırılamaz. Telafi çalışması ne zaman yaptırılabilir? Yine günde 3 saati geçmemek üzere olağan çalışma günü içerisinde, iş günü içerisinde, diyelim haftanın 6 günü çalışılıyorsa,
Bu 6 iş gününün içerisinde normal mesai bittikten sonra 3 saati aşmayacak şekilde ve 4 aylık bir zaman içerisinde işverenin bu hakkını kullanması koşuluyla telafi çalışması yaptırılabilir. Bunun dışında hafta tatillerinde, bir daha söylüyorum, genel tatillerde telafi çalıştırılması yapması yasaya açıkça aykırıdır. Peki bu 4 Yoruma aylık dahi gerek yok yani. Bu 4 aylık süre uzatılabilir mi hocam? Cumhurbaşkanı kararnamesiyle ancak 4 aylık süre uzatılabilir. Onun dışında işverenin kendi inisiyatifiyle bu 4 aylık süreyi uzatması mümkün değildir. Yani eskiden Bakanlar Kurulu kararıymış. Şimdi yürütme başkanlık sistemi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı olduğu için Cumhurbaşkanlığı kararıyla ancak uzatılabilir. Ama onun dışında böyle bir karar çıkmadığı sürece işveren ben bu 4 ayı 6 aya çıkartıyorum diyemez. Telafi çalışması yaptırmanın koşulları oluşmuş olsa dahi oluşan bu koşullara bağlı olarak işçiye telafi çalıştırması yaptırması için işverenin 4 ay içerisinde bu hakkı kullanması yasaya göre zorunludur. 4 aydan sonra işçi sana ben 4 ay öncesinde, 5 ay öncesinde izin vermiştim, telafi çalışması yaptırıyorum diyemez. Peki. Bir ek soru daha gelmişti. Bunu da sormak istiyorum. Yani bütün bu yaşananlara karşı işçilerin hakları neler, neler yapabilirler? Yani böylesi durumlarda karşılaştıklarında hangi yola başvurabilirler diye bir soru var. İşte en zor soru da bu. Şimdi iş yasasının 90 ve devam eden maddelerinde işverenin bu tür örneğin telafi çalışmasına aykırı davranması halinde, tatil günlerinde işçiyi telafi çalışması yapmaya zorlaması hallerinde, ücreti gününde ödenmemesinde idari para cezaları söz konusudur. İdari para cezaları için işçi şikayet hakkını kullanıp işverene idari para cezası ödetmeye zorlayabilir. Bu bir. İşverenin işin düzenlenmesine ilişkin hükümlere ya da iş yasasındaki nispi emreci düzenlemeler aykırı davrandığı için idari para cezası ödemesi, işçinin bu nedenle uğradığı zararı giderme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Dolayısıyla tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılmışsa bu bir telafi çalışması olmayacağı için, kabul edilemeyeceği için işçi tatil günlerinde çalışmış gibi genel tatil ücretinin bir gün çalışmışsa bir fazlasıyla %100 fazlasıyla birlikte işverenden talep etme hakkına sahiptir. Bu tür işçilik alacakları 5 yıllık zaman aşımı süresine tabidir. 5 yıl içerisinde işçi dava açarak bunları isteyebilir. Tabii işçinin dava açması halinde artık ertesi gün o iş yerinde çalışıp çalışmayacağı sorusunda hiç girmiyoruz. Çünkü iş yasası böyle bir sorunu yok sayıyor. Herkesin dava açma hakkına sahip olduğu ve dava açma hakkını kullandığı için de herhangi bir hak kaybına uğramadığı varsayımından hareket ediyor. Bu varsayımın kendisi iş hukukunun yumuşak karnıdır. İş hukukunun etkili olarak uygulanmamasının nedeni de budur. Yani işçilerin elinde işvereni şikayet etmek ya da bunu dava yoluyla talep etmenin dışında çok fazla bir olanak ne yazık ki yasal sistem içerisinde yoktur. Eğer sendikalılarsa, örgütlülerse tabii buna karşı bir takım şeyler yapabilirler. Ama bunun dışında öyle bir hakları, özel bir hakları ne yazık ki yok. O yüzden de iş hukuku kağıt üzerinde kalan bir dal olarak genellikle şekillendiriliyor. O yüzden işveren çok rahat bir şekilde pazar günde yaptırırım diyor vesaire. Yani işverenin keyfiliğini ortadan kaldırmak için var olmuş varlık nedeni işverenin keyfiliğine sınırlama getirmek olan iş hukukuna ilişkin kurallar ne yazık ki etkili bir yaptırımla donatılmadığı için işçiler açısından çok da önemli güvenceler olmuyor. Biz anlatıyoruz ama hayatın içerisinde var olabilmesi mümkün olmuyor. Hayatın içerisinde var olabilmesi için bir an ile işçilerin örgütlenmesi yani kolektif haklarını kullanması, sendikalaşması gerekiyor. Öbür yandan da bireysel iş yasasının gerçekten uygulanıp uygulanmadığını denetleyebilecek güvenceyle donatılmış işçi temsilciliği, işçi konseyliği kurumunun bir an önce hukukumuzda var edilmesi lazım. Buna yönelik ILO sözleşmesini Türkiye onayladığı bir hukuki zemin oluşturuyor ama yasal düzenlemeye de gereksinim var. Evet, aslında yani şu ana kadarki sorular Antep işçilerinden, Antep'teki işçilerden gelen sorulardı. Şimdi bir başka gündemde olan meselemiz daha var.
İran'dan Türkiye'ye gelen doğalgaz hattında yaşanan nedeniyle tüm Türkiye genelinde sanayi bölgelerine verilen elektrik kesintilerin yaşanacak. Yani dün gece itibariyle aslında Türkiye'de bütün organize sanayi bölgelerinde elektrik kesintisi nedeniyle üretimin duracağı söylenmişti ve bu duruşların 3 gün, en az 3 gün olacağı tahmin ediliyor. Şimdi bu duruşlar nedeniyle iş yerlerinde işçilerin yıllık izinden kesinti yapılabileceği, ücretsiz izin kullandırılabileceği, telafi çalışması yaptırılacağı yönünde söylentiler var. Kim iş yerlerinde, işverenlerin bu yönde açıklamaları var. Şimdi bu durumda aslında olması gereken nedir? Bu bir zorlayıcı neden değil, zorunlu neden anladığımız kadarıyla. Bunu konuşalım istiyorum hocam. Bu durumda işçiler ne yapmalı? İşverenlerin yükümlülüğüne işçiler ne yapabilir? Sen de söylediğin gibi bu tipik bir zorunlu neden. İşte elektrik kesilmesi, işverenin iradesi dışında bir şey, doğalgaz ve elektrik verilmediği için işyerinde üretimi durdurmak zorunda kalıyor. İşte 64. maddenin öngördüğü hukuka uygun telafi çalışması yaptırılmasını gerektiren durum bu. İşveren bu durumda örneğin 3 günse bu 3 günü telafi çalışması yaptırarak işçilerden kapatılmasını isteyebilir. Bu 3 günü izin verebilir. Ama bunun dışında, yani telafi çalışması yaptırmanın dışında bu 3 gün için işçiye ücretsiz izin verilmesi hukuka aykırıdır. Ücretsiz izin için işçinin açık yazılı onayı gerekir. İşçinin açık yazılı onayı olmaksızın tek taraflı işveren tarafından verilen ücretsiz izin iş sözleşmesinin feshi anlamına gelir. Bunun gerekçesi ne olursa olsun. İşçi olur vermediği sürece bu 3 gün 5 günlük kesintiye bağlı olan süre ücretsiz izinle ikame edilemez. İkincisi, her şey yıllık ücretli izinden mahsup ediliyor. Bu yıllık ücretli iznin mantığına da aykırı, kuruluş varlık nedenine de aykırı, yasal düzenlemeye de aykırı. İşte yıllık iznin bölünememezliği gibi bir kuralımız var. En az 10 gün kullandırılmasına ilişkin kuralımız var ve yıllık izin işçinin anayasal ücretli dinlenme hakkını güvence altına alan bir düzenleme. Dolayısıyla bu tür afaki durumların yıllık izinden mahsup edilmesi de açıkça hukuka aykırı. Dolayısıyla yıllık izinden mahsup edemezler. Ücretsiz izin için işçinin olurunu almak zorundadırlar. İşverenlerin böylesi bir durumda yapabilecekleri hukuka uygun tek enstrüman telafi çalışmasını devreye sokmaktır. Bir daha hatırlatalım, telafi çalışmasını olağan iş günleri içerisinde 3 günde 3 saati geçmeyecek şekilde yaptırmak durumdadır. Telafi çalışmasını 4 ay içerisinde yaptırmak zorundadır. Telafi çalışması nedeniyle günlük çalışma süresinin ya da haftalık çalışma süresinin aşılması işçiye fazla çalışma isteme hakkını vermez. Ancak işveren de telafi çalışmalarını günlük çalışma süresini 11 saatin üzerine arttıracak şekilde uzatamaz. Hafta tatili, genel tatillerde işçinin tatil günlerinde telafi çalıştırması da yapamaz. Dolayısıyla eğer işverenler bu 3 günlük süreyi zorunlu nedenlerden kaynaklanan sürede işçiliklerle olan ilişkilerinde yapabilecekleri şey telafi çalışmasını gündeme getirmektir. Onun dışında başka bir enstrüman yoktur. Telafi çalışması yaptırmaz, işçiye izin verirse işçiden ücret kesintisi yapamaz. Evet. Peki bu hafta zorunlu ve zorlayıcı nedenler karşısında, yani yaşanan bu nedenlerle yaşanan duruşlar karşısında iş yerlerinde yaşanan hukuksuzlukları konuştuk. Aslında sizin de söylediğiniz gibi bu hukuksuzluklara karşı aslında işçilerin örgütlü mücadelesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gündeme getirmiş olduk. Telafi çalışmasının hangi durumlarda ve nasıl uygulanacağına ilişkin de bilgi verdiniz. Bu haftalık Adaletin İş Yüzünden bu kadar. Teşekkürler hocam. Haftaya görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Karın bereketini yaşayalım, eziyetini de işçilere yıkmadıkları bir işveren anlayışının hakim olduğu çalışma hayatı dileğiyle diyelim. Peki.